Als ich angefangen habe, waren zwei Ziele ganz wichtig. Wenn es irgendwie geht, noch die WM-Qualifikation zu erreichen und in die B-Liga, in der Nations League aufzusteigen. Biz göreve geldiğimizde aslında iki tane kilit hedef vardı. Birincisi Dünya Kupası elemelerine eğer mümkünse katılabilmek. Onun haricinde de Uluslar Ligi'nde bir lig daha yükselip B Ligi'ne çıkmaktı. Die WM-Qualifizierung haben wir geschafft, sind ein bisschen unglücklich in Portugal leider ausgeschieden. İlk hedefimize ulaşmıştık aslında. Ne yazık ki Portekiz'e karşı üzüntülü bir şekilde devam edemedik. In die B-Liga sind wir aufgestiegen und haben dadurch auch die Hintertür offen, uns nochmal extra für die EM in Deutschland zu qualifizieren. B-Ligine de çıkmıştık ve böylelikle aslında seneye Avrupa Kupası'na katılmak için bir ek imkan daha sağladık kendimize. Ich persönlich freue mich, dass ich mit Salih Özcan und mit Ferdi Kadıoğlu zwei Spieler dazu überzeugen konnte, für die Türkei zu spielen. Aynı zamanda Salih Özcan gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi iki tane önemli oyuncuyu milli takıma kazandırdığım için mutluyum. Damals haben wir dann auch mit Dursun einen von den erfolgreichsten Torhüter der Nations League gestellt, auch er war neu. Aynı zamanda Serdar Dursun olsun, o zamanki Uluslar Ligi sıralamasında en çok gol atan oyunculardan biriydi. O da yeniydi takımda. Insgesamt sind es glaube ich 6 oder 7 Spieler, die wir zum ersten Mal eingeladen haben zur Nationalmannschaft, die vorher noch für kleine Vereine gespielt haben, wie Kasimpasa oder sonst irgendwas und danach dann zu den großen Vereinen gewechselt sind. Tabii aynı zamanda daha lig içinde ufak takım diye adlandırdığımız takımlardan en az 6-7 tane oyuncuyu biz milli takıma çağırmıştık ve bu oyuncular bu süreç sonrasında aslında büyük takımlara transfer oldu. Nach dem Aufstieg in die B-Liga in der Nations League haben wir zwei Länderspiele gegen Schottland und gegen die Tschechen super genutzt, um das Spiel etwas um die Mannschaft etwas variabler taktisch zu gestalten. Son aslında geçen senenin sonundaki oynamış olduğumuz iki tane hazırlık maçında İskoçya'ya karşı, Çek Cumhuriyeti'ne karşı farklı taktiklerde oyun içinde değişiklikleri denemiştik ve bunları da aslında olumlu bir şekilde uyguladık. Dort wo ich was dazu beitragen kann, was die Strukturen im türkischen Fußball anbelangt oder wenn es um die Besichtigung in Europa von den Nachwuchsleistungszentren oder ums Erstellen von Konzepten geht, arbeite ich mit dem Board und mit Hamit logischerweise eng zusammen. Yönetimimizin kafasında olan farklı projeler bilhassa hem altyapı sistemleri, yeni kurgulamalar vesaire bu tarz konular olduğunda ben çok özveriyle onlara destek olmaya çalışıyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Hamit Bey'in önderliğinde. Jetzt haben wir in der E-Qualifikation haben wir ein schwieriges Spiel in Armenien. Gerade weil wir vielleicht auch jetzt schon in der Halbzeit mal ein System ändern können, haben wir ein schwieriges Spiel in Armenien gewonnen. Ermenistan'da ilk devre aslında istediğimiz gibi gitmeyen bir maçı bu bahsettiğim gibi oyun içindeki değişikliklerle beraber belki de kazanmış olduk ve zor bir maçı çevirdik. Wir haben gegen Kroatien mehr Chancen uns erarbeitet und sind öfter zum Abschluss gekommen, sind aber noch nicht so weit, dass wir dann so ein Spiel auch für uns entscheiden können. Das war schade. Kıyasladığınızda ondan sonraki Hırvatistan maçında aslında çok daha iyi bir maç çıkardık. Birçok pozisyona girdik. Oyunu kazanabilirdik fakat skoru elde edemediğimiz için ne yazık ki o maçı kazanamadık. Und jetzt kann jeder selbst entscheiden, ob das gute 20 Monate sind oder nicht. Ve böylelikle de kararı size bırakıyorum. Bu son 20 ayın ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu herkes kendine göre değerlendirebilir. Das ist eine Geschichte, die kann ich nicht ändern. Die Leute, die eng mit mir zusammenarbeiten, die wissen, wie wir arbeiten. Bu aslında benim karar verebileceğim veyahut da istek sunabileceğim bir konu değil. Sonuçta bizimle yakın çalışanlar bizim ne kadar özveriyle çalıştığımızı biliyorlar. Man kann jetzt die Beispiele bringen, wo vielleicht erst nach 2 oder 3 oder 4 Jahren, wie bei den Ungarn, ein Erfolg kommt. Das muss letztendlich muss das der Board muss das entscheiden. Tabii bazı örnekler var. Belirli bir süre sonra 2 veya 4 sene arasında daha böyle bir istikrar sağlayan. Mesela Macaristan güzel bir örnek daima söylerim. Fakat bunu yönetimimiz karar verecek. Bu durumda en doğru kararı onlar vereceğine eminim. Es freut mich mal, dass wir über Fußball reden. Öncelikle bugün futbol hakkında konuşmamız beni çok mutlu ediyor. Sehr gut analysiert. Ich glaube, das Einzige, wo ich ihm sagen würde, wo ich nicht ganz der Meinung bin, ich glaube eher, dass es an der Systemumstellung stand, dass wir von Dreierkette auf Viererkette umgestellt haben, dadurch einen Mann ein bisschen mehr im Mittelfeld hatten. Analiziniz de çok doğru. Fakat bence orada taktiksel değişiklik, yani defansın üçlüden dörtlüye dönüp de böylelikle orta sahaya bir kişi fazla koymamız orta sahadaki üstünlüğü bize verdi. Und weil es eine öffentliche Pressekonferenz ist, kann ich ihm das, was ich vorhabe, entweder nachher unter vier Augen sagen oder dann morgen nach dem Spiel. Ama burası sonuçta herkesin takip edebileceği bir basın toplantısı olduğu için yarınki maçla ilgili size net bir bilgi veremeyebilirim. Ya kendi aramızda özel bir görüşme yaparsak size bir şeyler söylerim ama onun haricinde maçtan sonra konuşuruz. Teşekkür ediyoruz.